Şimdi sözü çok kıymetli hocam, uzun yıllarda Eczacılık Eğitim ve Akreditasyon Derneği'nde de birlikte çalıştığımız ve hem mesleğimize hem bilişim eczacılığı alanına da çok önemli katkıları olan, öncülük yapan Sayın Profesör Doktor Levent Üstünez'e sözü bırakmak istiyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydın. Böyle bir tatil sabahında eczacılığa, bilişime, mesleğine değer verip, zaman ayırıp katılım sağlayan tüm meslektaşlarımı, tüm öğrencilerimi, eğer izleyenler arasında varsa hocalarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yönetimine de bu nazik davetleri için, beni de aralarında görmek istedikleri için bu güzel toplantıda çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Epeyce bir süreden sonra ders verme imkanı doğdu. Dolayısıyla ben bunu söylemeye çalıştığım gibi bir ders olarak hazırlamaya çalıştım. Ama bu arada da tarihe not düşmek istedim. Ne kadar yapabileceğim bilmiyorum ama sanıyorum biraz zaman içerisinde geriye de götüreceğim sizleri. İsterseniz şu anda ekranımı yavaş yavaş paylaşarak dersime başlamaya çalışayım. Değerli Estağfurullah. arkadaşlar, ben eczacılığın bugüne ve geleceğine değinmek istedim bu dersimde. Dersimin içerisinde bilişim nedir? Bilişimin tarihi, bilişim teknolojisi, sağlık bilişimi, sağlık biliminden eczacılık biliminin çıkışı, eczacılık bilişimi eğitimi nasıl gidiyor? Özellikle bu işe önderlik eden Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer ülkelerde. Eczacılık bilişiminde uzmanlık var mı? Türkiye'de eczacılık bilişiminde kilometre taşları nelerdir? Ve onun arkasından da çok kısa olarak diğer arkadaşlarımın, genç arkadaşlarımın bu konulara detaylı olarak değineceklerini bildiğim için fikirsel bazda eczacılık ve eczacılık bilişimi için gelecek ne olacak? Onları anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, günlük hayatta ortaya çıkan teknik, ekonomik, toplumsal ve bilimsel bilginin, kısaca insana dair tüm verilerin belirli bir sistematik içerisinde ama mantıksal filtrelerden geçirilerek elektronik ortamda özellikle bilgisayarlar aracılığıyla işlenmesi ve yoğunlaşmış bilginin iştigal alanı olduğu bir bilim dalı bilişim. Bilişimin önemine baktığımızda yapılan iş ya da sağlanan hizmet eczacılık dışında da olabilir. Ne olursa olsun değişim ve gelişimden etkileniyor. Bu tüm sektörler için vazgeçilmez. Ve bu teknolojideki gelişmeye bağlı olarak piyasa koşulları da çok hızlı değişiyor ve rekabet ortamı çok hızlı. Bunun bir sonucu olarak bilişim çok büyük önem kazandı. Çünkü iki temel şey sunuyor bu ortama, değişim ve gelişim ortamına. Bunlardan birisi inovasyon, ikincisi de verimlilik. Şimdi inovasyon dediğimizde ne diyoruz? İnovasyon, baştan söyleyelim, inovasyon icat değil. Ama inovasyon mevcut düzende yürütülen işlerin yeni düşünceler, geliştirmeler ve projelerle günümüz teknolojisinden de yararlanarak daha işlevsel, daha sürdürülebilir şekilde ortaya konması olarak tanımlanabilir. Ve teknolojik anlamda bakıldığında da yapılan her türlü yenilik, teknolojik anlamdaki her türlü yenilik bir inovasyon olarak kabul edilebilir. Verimliliğe gelince, verimlilik en basit haliyle, en yalın haliyle üretken olmayı ifade eden bir terim. Temelde üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi bunları üretmek için kullanılan kaynaklarla ilişkili. İşte aradaki bu ilişki, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesiyle onları üretmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki verimlilik olarak tanımlanıyor. Ve özetlersek bilişim inovasyon ve verimlilik yaratıyor veya tersten bakarsak inovasyon ve verimliliğin arkasında bu çağda bilişim var. Bilişimin tarihini ele aldığımızda 1960'lara gidiyoruz. Bilişim teknolojileri 60'lı yıllarda ortaya çıkmaya başlıyor.
İlk olarak veri işleme şeklinde görüyoruz bilişimi ve daha sonra bilişim teknolojilerinin yayılmasıyla ardından da bilgisayar ağları vasıtasıyla bilgisayarlar arası veri paylaşımı döneminin gelmesiyle farklı bir evreye geçiliyor ve onun arkasından da çok hızlı bir şekilde geniş alan ağları ve bölgesel alan ağları bilişimde bir çığır açıyor. Kelime olarak bilişim ilk kez 1956 yılında, benim doğduğum yıl oluyor. Bu arada onu da söylemiş olayım. Alman bilgisayar bilimcisi Karl Steinbach tarafından telaffuz ediliyor. Bir gazetede yayınlanan Bilişim Otomatik Bilgi İşlem başlıklı makalede geçiyor. Derken Fransa'dan informatik kelimesi doğuyor. Orada Philip Dreyfus tarafından 1962'de kullanılıyor bu terim, informatik terimi. 60'lı yılların ortalarına doğru Fransa'da bilişim alanında nitelikli bilgisayar uygulamaları görüyoruz. Sonlarına doğru gelindiğinde 60'lı yılların, 1970'lerin başları oluyor biraz da, bu dönemde resmi bir eğitim programı yok bilişimle ilgili. 75-80'li yıllar arasında ise çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Nedir bu gelişmeler? 80'li yıllarda dijital gelişim, özellikle metin, ses ve görüntülerin bilgisayar ortamında işlenmesiyle doğmaya başlıyor. 90'lı yıllarda başlayan bilişimdeki büyük dönüşüm uygulamaları bunların üzerine inşa ediliyor. Ve bu süreç 2010 yılına kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada hemen bir tırnak arası yapayım. Benim bilişime girmem de aşağı yukarı bu dönemlere denk geliyor. Yani Rx Media Pharma projesine başlamam 1996 senesi. Dolayısıyla bu yıllar, 90'lı yıllardan 2010 yılına kadar olan dönem gerçekten ve sonrası da ama çok önemli olmakla birlikte bu dönem 90-2010 yılı arası gerçekten çok fırtınalı bir dönem. Bilişim teknolojisi İngilizce information technology kavramı olarak ifade edilen veri işleme ve bununla ilgili iş alanları şeklinde tanımlanıyor. Ve bu teknolojiler sayesinde hepimizin bildiği gibi bilgiler ve veriler kısa sürede milyonlarca insana ulaştırılabiliyor. Biz bugün savaş ortamında bile hiç istemediğimiz, barışı özlediğimiz bu pandeminin arkasından gelen bu kötü savaş günlerinde bile bilişimin önemini, ses, görüntü aktarımının önemini, iletişimin, haberlerin önemini bizzat yaşayarak an be an görüyoruz. Bilgisayar ve iletişim araçları bu bağlamda bu sözlerimi desteklemek için hatırlatmak isterim. Bilişim teknolojisinin temelini oluşturuyor. Yazılım ve donanımlar bu teknolojilerin hayatı kolaylaştırarak zamanın verimli kullanılmasını sağlıyorlar. Ve bu teknolojiler sayesinde istenildiği zaman bilgiye herhangi bir mekanda, hele mobil telefonlar falan da artık çok etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı geniş kitleler tarafından, anlık bir şekilde ve hızlı olarak kullanılabiliyor, bilgiye erişilebiliyor. İletişim bağlamında insanlar dünyada olan bitenden haberdar olabiliyorlar. O zaman bilişim ve iletişimin önemi nedir? O çıkıyor ortaya başlık olarak. Aslında bilişim ve iletişim teknolojileri birbirinden ayrılamaz. Bunlar birbirlerine son derece bağlı hale gelmiş teknolojiler artık. Ve telekomünikasyon sistemlerinin dijitalleşmesi, dijital verilerin ve bilgilerin iletilmesini çok kolaylaştırıyor, sağlıyor. Bu şekilde bilişim ve iletişim teknolojileri adeta birbirinden hiçbir şekilde artık ayıramayacağımız iki kavram haline gelmiş oluyor. Bu konuyla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. İşte o söylediğim yıllarda 1992 sonrasında internet Türkiye'ye 1993'lerde geldi. O yıllarda Türkiye'de internet sayfası geldikten sonra internet sayfası yok ve Türkiye'de gazete yazarları çok umutsuz bir şekilde Türkiye'nin dünyanın dışında kaldığını, buna asla erişemeyeceğini belirten yazılar, umutsuzluk dolu yazılar yazıyorlar. Ve o yıllarda İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın beni bu olayların geleceğiyle ilgili ne görüyorum diye İstanbul'da
kendi grubunda, kendi binasında bir toplantıya davet ettiğini hatırlıyorum. Ve orada şu sözleri söylediğimi hatırlıyorum. Bunu söylemek durumundayım. Gerçekten tarihe not düşmek adına. Demiştim ki orada bilgisayarlar, televizyon ve telefon bir araya gelecek. Böyle bir şey yoktu. O toplantıya katılan ilaç endüstrisi işverenler sendikası temsilcileri o toplantıyı hatırlayacaklardır. Ortada hiçbir şey yoktu ve Türkiye'de internetten ne bankaların haberi vardı, ne büyük kuruluşların haberi vardı, hiç kimsenin haberi yoktu. Ama olaya biraz ileriye dönük bakan herkes, biraz işin içinde olan herkes bunun buraya doğru gideceğini görebilirdi. Onun için konuşmamın içerisinde bu iyi bir örnek ve geleceğe yönelik genç meslektaşlarıma da bu bakış açısını kendilerine kazandırmaları için bir öğüt olarak, bir büyük öğüde olarak ifade edeyim. Umutsuzluğa kapılmadan buraya gerçekten bu gözle bakmak lazım, emek vermek lazım. Ve o gün İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası bizi, hayatımda o da çok önemli bir andır, bizi öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirmeye, hayatımda ilk defa o gün Dolmabahçe Sarayı'nı gezdim ben İstanbul'da, o konuşmanın sonrasında. Evet, böylece bilişim ve iletişimin önemini vurguladıktan sonra bilişim ve iletişim teknolojileri artık toplumsal ve ekonomik gelişmenin bir parçası haline gelmiş durumdadır bugün. Ve şu anda biz iletişimi ve bilişimi birlikte kullanıyoruz aslında. Şimdi de tıp bilişimine geçelim. Medical Informatics, nereden doğdu bu tıp bilişimi? Buna sağlık bilişimi de deniyor. İçinde her şey var, bugün arkadaşlar bahsedecekler. Medikal robotlar, bioinformasyon, tıbbi görüntüleme, büyük data entegrasyonu, sağlık yönetimi, sağlık hizmeti yönetimi, ekonomik değerlendirme, hastane organizasyonları, eczacılıkla ilgili her türlü bilişim çalışmaları, ki biz buna eczacılık bilişimi diyoruz, oraya da değineceğiz. E-sağlık ve devletlerin bununla ilgili uygulamaları, işte Sosyal Güvenlik Kurumu'nu, e-nabızı vesaireyi lütfen hatırlayalım. Rehabilitasyon ve benzeri prostetikler ve medikal cihazlar, bütün bunlar tıp bilişiminin konuları, genel alanı içerisinde oluyor. Tıp bilişimi, bilgisayar bilimi, bilgi bilimi, bilişsel bilim ve sağlık bilgilerinin yönetimine yardımcı olan entegratif, bütünleştirici bir üst şemsiye. Ve gelişimine bakıyoruz. 1870'li yılların sonlarında, burası bakın çok hakikaten çok vurucu, tarihin ilk telefon santrali Amerika Birleşik Devletleri'nde Capital Avenue eczanesini 21 yerel hekime bağlıyor. Yani eczacılar aslında modern teletıpın kuruluşu aşamasında bizzat yer alıyorlar. Böyle başlıyor teletıp. 1870, tarihe dikkatinizi çekerim. Tıp yıllar boyunca teknolojiyi bir araya getirmeye, birleştirmeye devam ediyor, entegre ediyor. 1955'te 250'den daha az sayıda bilgisayar varken elektronik, dijital bilgisayar ve sağlık üzerine ilk makaleler yazılmaya başlanmıştı bile. Ve bundan kısa bir süre sonra tıp bilişimi Fransa'da medikal informatik veya informatik medikal olarak ortaya çıkıyor ve geniş çapta kabul görüyor. Tıp bilimi daha sonra çok daha tanınan bir terim haline geldikçe geleceğin sağlık pratisyenlerinin nasıl bu alanda eğitilecekleri konusunda tartışmalar başlıyor. Konuyla ilgili ileriye dönük örgün eğitimin temeli Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüzden neredeyse 50 yıl önce bir uzmanlar grubu tarafından tasarlanıyor. 1974'te tıp bilişimi öğretimi için sağlık personeli bilişiminde eğitim adı altında bir kılavuz yayınlanıyor bu girişim grubu tarafından. Bilişim pek çok eczacı için, yani buna çok yakın ilgi duymayan, aslında günlük yaşamında, meslek yaşamında kullanıyor olmasına rağmen yeni gibi görünen bir kavram olsa da aslında son yarım yüzyılda, son 50 yılda oluşmuş çok sağlam bir geçmişi var. Bu tıp bilişimi içerisinde yer alan üst şemsiye terimler bioinformatik, hücresel ve moleküler biyoloji, genomikle ilgili ön plana çıkıyor bu aralar. Halk sağlığı bilişimi, sürveyans, işte sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar, görüntüleme bilişimi ve klinik bilişim. Dört
büyük ana dala ayrıldığını görüyoruz. Ve bunlar içerisinde klinik bilişimi ele aldığımızda, klinik bilişimin altında burada da gördüğünüz gibi eczacılık bilişimi, hemşirelik bilişimi ve diş hekimliği bilişimlerini görüyoruz. Demek ki tıp bilişimi bütün bunları, demin detayıyla da saydım, halk sağlığı, biyoinformatik, görüntüleme ve klinik. Biz eczacılık bilişimi olarak tıp bilişiminin alt dallarından, klinik alt dallarından birinde iştigal ediyoruz aslında. Evet, bu önemli bir şema. Bunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü bir entegrasyon olarak düşünürsek biz neyin parçasıyız, kimlerle birlikte çalışıyoruz, neye hizmet ediyoruz, vizyonumuz nasıl olmalıyı da bu şema bence çok güzel özetliyor. Sizler için hazırlamaya çalıştım. Bilişim genel olarak veri ve bilgiyi yönetmek için bilgisayarların kullanımı olarak da tanımlanır. İnsan, bilgi ve teknolojinin bağlantısını temsil eder. Tıp bilişimi bu araç ve tekniklerin altyapı, geliştirme ve optimal sağlık hizmeti sunumu ile ilgili çabalarda çok özel bir şekilde inovatif ve yenilikçi olarak uygulanmasıdır. Kendi bugünkü konumuz olan eczacılık bilişimine gelirsek eğer, bir klinik bilişim olan tıp bilişimi içerisinde eczacılık bilişimi sonuçları iyileştirmek için ilaç kullanımıyla ilgili süreçleri veri, enformasyon, bilgi ve teknolojinin kullanımına ve entegrasyonuna odaklar. Yani bunlarla iştigal eder eczacılık bilimi. Amacı mesleki sonuçları iyileştirmektir. Bu süreçte tekrar ediyorum, veri, enformasyon, bilgi ve teknolojiyi kullanarak bunları mesleğin ileriye götürülmesi, etkili kullanımı ve sonuç alıcı şekilde kullanımı için odaklar ve oraya yönelik çalışır eczacılık bilişimi. Tabii mesleğin gelişmesine de katkıda bulunur. Eczacılık bilişim uygulamalarına baktığımızda bunların onkolojide, yani bir örnek olarak farmasötik bakımın iyileştirilmesinden, biliyorsunuz farmasötik bakım sadece onkolojide değil ama bu da bir örnek olarak veriyorum. Onkolojide farmasötik bakımın iyileştirilmesinden tutun da antimikrobiyal tedavi yönetimi ve farmakokinetik için klinik karar destekleri sağlamada yönetimli bakım uygulamalarına kadar, managed care uygulamalarına kadar, bunların maliyetlerinin iyileştirilmesine kadar çok geniş bir kapsam içerisindedir. Yani bunu şöyle düşünelim, tıp bilişiminin bir alt dal olmasına rağmen muhteşem bir spektrumu var, bir etki alanı var. Eczacılık bilişimi güçlü bir terim ve disiplin olmadan çok önce de aslında eczacılık meslek pratiğinin bir parçasıydı. Ve baktığımızda geriye doğru eczacılık uygulamalarını geliştirmeye yönelik bilgisayar ve teknoloji çalışmaları 30 yıldan geriye gidiyor. Bunların içerisinde ilaç tedavisinin sunumunu etkileyen teknolojiler geliştikçe ilaç kullanım sürecinin yeniden yapılandırılması olanağı doğuyor. Bu bağlamda bakıldığında bilişimin biz ilaç kullanım sürecini etkilediğini ama bununla da kalmadığını, eczacılık eğitimini de etkilediğini görüyoruz. Yani şu kadarını söyleyeyim, hocalarımız hatırlayacaklardır. Bizim böyle PowerPoint'ler falan yoktu, bizim slaytlarımız yoktu. Biz asetat kağıtlarına yazar, dersi anlatırken asetat kağıtlarını ekrana yansıtmayı büyük bir teknolojik ilerleme olarak gördük. Fotokopi cihazı yoktu, tekstil makinalarını büyük teknoloji olarak görürdük öğrencilere ders notu hazırlamak için, sınav kağıtlarını basmak için. Dolayısıyla büyüklüğünü animasyonlarla, grafiklerle şu anda olduğu gibi bir ders vermenin ne kadar büyük bir kolaylık sağladığını, ne kadar büyük bir aşama olduğunu, buna verilere ulaşmak için anlık hızlı erişim için internetin kullanılmasını katmıyorum bile. Ne kadar büyük adımlar atıldığını dikkatinize bir daha sunmak isterim bu aşamada. Yani eczacılık eğitimi de çok ciddi şekilde etkilendi eczacılık bilişiminden. Birçok hocalarımız bunun farkında değillerdi bile. Hatta bir kısmı bunları kullanmamak için, bu eğitim araçlarını kullanmamak için direndiklerini hatırlıyorum. Cep telefonu kullanmayı lümpenlik olarak gören hocalarımız olduğunu hatırlıyorum. Bunlar yıllarca cep telefonu kullanan hocalara böyle uçuk kaçık insanlar olarak baktılar. Buna emin olabilirsiniz, yaşayan biri olarak söylüyorum.
Böyle nitelenen biri olarak söylüyorum. Cep telefonu kullanmak bir züppelik, bir lümpenlik, bir işte farklı bir nitelemeydi ya. Ama tabii hayat gerçeklerini dayatıyor sonunda. Bu da onun konuşması zaten. Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar dönüp baktığımızda eczacılık öğrencilerinin bilişim eğitimine ilişkin yönlendirmelerin eczacılık eğitimi akreditasyon konseyi eğitimle ilgili konsey tarafından yapıldığını görüyoruz. 2.0 sürümünde eczacılık mezunlarının bilişim alanında uzmanlık sergilemelerini öngörüyor ve istiyor eczacılık eğitimi akreditasyon konseyi. Çok enteresan. Ve bu konsey, eczacılık eğitimi akreditasyon konseyi tüm eczacılık mezunlarının uzmanlık göstermelerini isterken şunu ifade etmiyor. Bütün eczacılar bilişimde uzman olsunlar demiyor. Kendi günlük yaşamlarında kullanmaya yetecek kadar uzman olsunlar diyor. Yoksa bilişim eczacılığı uzmanlığı biraz sonra değineceğim. Çok ayrı, çok derinlik gerektiren, çok zor bir yol aslında. Dolayısıyla bu standardı koymasına rağmen Eczacılık Eğitim Akreditasyon Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu dersleri verebilecek nitelikli hocaların, uzmanların yeterince olmadığı gerekçesiyle bu hedefe çok çabuk ulaşılamayacağını kendileri de kabul ediyorlar ve biz bunu görüyoruz. Ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün eczacılar büyük veri analizi yapan eczacılar konumuna kadar gelmiş vaziyetteler. Birçok öğrenci bunu başarabiliyor ve üstelik bunun için konuşmanın ilerleyen noktalarında söyleyeceğim. İlla uzman pharmacy informatics veya eczacı bilişim uzmanı olmaları da gerekmiyor. Dolayısıyla temel bilişim bilgisi ve becerilerinin kazanılması sadece hekimler için değil, eczacılar için de hangi ortamda çalışırlarsa çalışsınlar. İster eczane ortamı, ister hastane ortamı, ister Sağlık Bakanlığı, ister Sosyal Güvenlik Kurumu, ister ilaç firması, mutlaka eczacıların temel bilişim, bilgi ve becerilerini kazanmaları gerekiyor. Şimdi biraz da eczacılık bilişimi eğitim programı öğrenme etkinliklerinden. Slaytlar biraz kalabalık görünebilir. Size başlıklar halinde ben anlatıp geçeceğim. Lütfen anlayış göstermenizi rica edeceğim sizden. Baktığımızda eczacılık bilişim eğitim programı öğrenme etkinlikleri, ama lisans düzeyi için bunlar. Lisans düzeyini söylüyorum. Reçeteyi bilişim için ele alıyorlar. Eczacı reçete incelemesini ayrı bir başlık halinde ele alıyorlar. Majistral hazırlama ve reçete yapmayı ayrı bir başlık halinde işliyorlar. Hastaya ilaç uygulama ayrı bir başlık. Sürmekte olan ilaç tedavilerinin izlenmesi ve genel olarak bütün bunları etkileyen konularla ilgili öğrenciler eğitim görüyorlar. Birinci sınıftan başlayarak eczacılık eğitiminde. Reçeteye baktığımızda burada hem teorik dersler var, didaktik dersler var, hem de beceri laboratuvarı ve staj rotasyonları var. Mesela birkaçını söyleyelim. Teorik derslerden reçete bileşenlerinin ve alanlarının gözden geçirilmesi, yazılı, sözlü ve elektronik reçetelerin okunabilirlik konularının tartışılması, yani e-reçete kavramı öğrencilere anlatılıyor. Ve bunlar dediğim gibi temel lisans düzeyinde bilgi ve beceriler. E-reçete yazma ve bilgisayarlı order girişi için yapılandırılmış verilerin gerekçesinin tartışılması. Bunun mantığı nedir? Ne gerekçeyle yapıldı? Nasıl oluyor? Kim yapıyor? Bu hak kime sahip? Eczacı bunun neresinde? Vesaire. Beceri laboratuvarı staj rotasyonuna geldiğimizde reçeteyle ilgili, işte reçete yazanlar için klinik karar destek sistemlerinin ne olduğu tanımları gözden geçirilmesi, incelenmesi, bilgisayarlı order girişi aracılığıyla e-reçete ve ilaç orderlarını oluşturma ve gönderme alıştırmaları, e-reçete ve bilgisayarlı order girişine özgü teknik personele ilişkin ne tür sıkıntılar yaşanıyor, bunların tartışılması konuları derken diğer bir başlık olan eczacı reçete incelemesine geçiliyor. Bunda da yine teorik dersler var ve beceri laboratuvarları, staj rotasyonları var. Bunlar içerisinde gelen reçetenin uygun olup olmadığının adım adım incelenmesi bu elektronik ortamda. İletişim kurma reçeteyi yazanla,
talep edilen ürünle eczanede var olan ürün arasında ilişki kurularak işte eşdeğerlik vesaire bunların hakkı verilerek mesleki olarak doğru bir şekilde hastaya intikal ettirilmesi ve diğer birçok konular var. Bunları müsaade ederseniz dediğim gibi burada çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama bu videoyu daha sonra izlemek şansına veya imkanına sahip olan arkadaşlarımız bunları videodan durdurarak daha detaylı olarak buradan takip edebilirler. Ama şurası önemli ki kanıta dayalı tıp, klinik araçlar ve ilaç bilgileri için elektronik kaynakların araştırılmasına kadar stajlarda eczacı öğrencilerinin eğitiminde veriliyor. Majistra hazırlama ve reçete yapma, yani gelen reçeteyi karşılama olarak baktığımızda işte güvenli ilaç depolama, hazırlama, dağıtımı için dağıtım otomasyonunun oynadığı rol, bunun sınırlılıkları, yararlarının tartışılması konuları var. Beceri laboratuvarına girildiğinde barkodları yazdırma, tarama, etiket boyu formunun büyüklüğü nedeniyle yaşanan sorunların, çünkü Bora'nın kulakları çınlasın veya duyuyorsa beni şimdi gülümseyecektir. Etiketlerin bizde etiket değil de üzerine 3 çarpı efendim yazma hikayeleri vardır. S1 işte O2 bilmem ne, yani bunlar yok orada. Çünkü adamların standartları belirlenmiş. O standartlara göre o etiketleri oraya yapıştırmak durumundalar. O etiketleri yapıştırırken de oraya ilacın yaşamsal bilgi içeren bölgelerini kapatmayacak şekilde yapıştırmayı, böyle lap diye etiketi ilacın üzerine yapıştırmayı değil, bu şekilde seçici ve bilinçli bir şekilde yapıştırmayı yapmak durumundalar. Dolayısıyla burada bir parantez açıp ulusal eczacılık uygulama standartlarının tüm taraflar tarafından hazırlanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Eczacılık bilişiminin gelişmesi Türkiye'de buna bağlıdır. Eczacılık bilişiminin gelişmesi, eczacılığın gelişmesi de buna bağlıdır. Bu EDSAC'ın belirlediği standartlar değildir. O ayrıdır. EDSAC standartlarını bizim ulusal eczacılık meslek uygulama standartlarımıza göre belirleyecektir. O ayrı. O eğitim standartları, ama eczacılık uygulama standartlarının ulusal olarak belirlenmesi gerekiyor. Somut olarak örneklendireyim. Birinci basamakta eczacının görevleri nelerdir? Serbest eczaneler. Bunun tanımı var mıdır? Görev tanımları var mıdır? Bir alt başlığa geçeyim. Bir tansiyon ölçme hakkı var mıdır eczacının? Bu kadarını söyleyeyim. İşte bu standartlar bunu ifade edecektir. Bu standartlar belirlendiği anda taraflar tarafından, ilgili taraflar, Türk Eczacılar Birliği, bütün eczacı örgütleri, diğer örgütler, fakülteler, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Grubu, hasta kuruluşları, tüketici kuruluşları, bütün bunların bu standartların belirlenmesinde dünyaya da bakarak aktif bir şekilde katılım sağlaması gerekir. Bunlar belirlendikten sonra yönetmeliğe geçirilmesi gerekir. Bakın, bir yönetmelik yayınlandı. Eczacılar şu anda birinci basamak eczacıları, onlar da oraya tabiler. Bilişimle de alakalı 2 hafta olmadığı yayınlanalı birinci basamak eczaneler şu anda telefarmasi uygulaması yapma hakkına sahipler. Yeni çıkan yönetmelik gereği. Onun için bu konuların çok önemli olduğunu, bunun beklemeye tahammülü olmadığını yıllardır söylüyorum, bir kez daha ifade etmek isterim. Majistral hazırlama, reçete yapmanın staj rotasyonları da var. Sağlık bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmaları yararlanılarak oralardaki sistemlerin kullanılmaları da var. Mesela bir ilacın nasıl hazırlandığını uzaktan kontrol etmek için tele eczacılık iş akışının gözden geçirilmesi var. Öğrencilere verilen işlerden biri arasında, öğrenmeleri gereken işlerden biri hakkında. Otomatik ilaç takip sistemlerinde ilacın teslim alınmasından, yani eczaneye gelişinden hastaya uygulanmasına kadar olan tüm adımların gözlemlenmesi var. Gelelim hastaya ilaç uygulama konusuna. Burada da yine bilişimle ilgili staj rotasyonu, beceri laboratuvarı, tekrar bir staj rotasyonu ve sağlık bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcısı çalışmaları var. Öğrencilere burada elektronik kayıtların öneminin, sınırlılıklarının, yararlarının neler olduğu anlatıldığı gibi bunların önemi de mesleğin geleceği açısından verilmeye çalışılıyor.
Önemli bir konu hastane eczacıları için akıllı infüzyon pompalarının hasta güvenliğindeki rolü ve bunlarla ilgili ilaç kütüphanelerinin geliştirilmesi konusu. Bu geleceğin konularından da bir tanesi klinik eczacılar için şu anda. Onun için klinik eczacı meslektaşlarımın bu konuya çok ciddi olarak eğilmelerini öneriyorum. Hastanelerde akıllı infüzyon pompalarının hastalarda güvenli bir şekilde kullanılması ve ilaç kütüphanelerinin bunlarla ilgili geliştirilmesi. Bunların sağlık sistemleriyle entegrasyonu geleceğin konularından biri olarak ifade ediliyor. Otomatik hasta sistemleri kullanılarak hastaya ilaç verilirken 5 doğru yönteminin incelenmesi var. Peki 5 doğru yöntemi ne? İsterseniz ona da hızla bir değinelim. Doğru hastaya, doğru ilacı, doğru dozda, doğru ilaç uygulama yolundan ve doğru zamanda verme. İşte Pharmacy Informatics bunu da sağlıyor. Bunun sağlanmasında etkinliği artırıyor. Dolayısıyla bunların öğrencilere aktarılması lazım. Devam eden ilaç tedavileri var. Kronik hastalıkları olanlarda özellikle. Bunlarla ilgili hem teorik dersler var hem de beceri laboratuvarı eğitimleri var. Yani uygulamalı çalışmalar yaptırılıyor. Bakın beceri laboratuvarları bugün bizim fakültelerde farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, analitik kimya laboratuvarları gibi ama bilgisayar uygulaması olarak yaptırılan laboratuvarlar. Bunlar staj değil. Ayrıca stajlar var. Yani bunlar stajın dışında, rotasyonların dışında olan, fakültenin içinde yaptırılması gereken büyük ölçüde etkinlikler bunlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin beceri laboratuvarında toplum eczanesi yazılım sistemlerinde elektronik klinik izleme araçlarının kullanımının gözlemlenmesi, hasta vizitlerinde eczacılara yönelik klinik bilgilere ve ilaç veri tabanlarına erişim sağlayan çeşitli uzaktan erişim ve mobil erişim teknolojilerinin tartışılması gibi. Bunlar uzayıp gidiyor. Stajlarda yapılan işler var. Çünkü öğrencilerin aynı zamanda yine bir uygulama olarak yapmaları gereken staj içerisinde işin yapıldığı yerde shadowing yaparak, izleyerek görmeleri gereken yerler var. Bunlardan bir tanesi hastane eczacı girişim sistemi içinde hastaya yapılan girişimin belgelenmesi olaylarını izleyebilirler. Hastanın kendi evinde kullanılacak ilaç izleme teknolojilerinin gözden geçirilmesi olabilir. Hastanın gözden geçirme ve girişime ihtiyaç duyan iş akışını sağlayan gerçek zamanlı monitorizasyon sisteminin gözden geçirilmesi var. Bu arkadaşlar herhalde anlatacaklardı. Ben de küçük kelimeyle değineceğim. Bu giyilebilir ekipmanlar vesaireler bunlarla entegre olacaklar. Yani çok önemli alanlar var burada. Çok önemli alanlar var. Mesleği ileriye taşımak için buralara yönelmemiz gerekiyor. Evet. Genel konular var. Bütün bu saydıklarımı etkileyen, bütün alanları etkileyen sağlık bilgi teknolojisinin iş akışı üzerindeki olumlu olumsuz etkilerinin incelenmesi, sağlık bilgi teknolojisinin eczacılık pratiğindeki rolünün tartışılması, yani öğrenciler bu konuları kendi aralarında tartışmalılar, literatüre dayalı olarak, sağlık bilgi teknolojisinde güvenlik ve verimliliğin tasarlanması ve optimize edilmesi ve bu olayda bir insan faktörleri mühendisliği denen bir kavram var. Arkadaşlar buna da sanıyorum değineceklerdir. İnsan faktörleri mühendisliği bu çok önemli bir konu. Buna da dayanarak üretim yapılmak durumunda. Gizlilik ve güvenlik hususları çok önemli. İşte kişisel verilerin korunması yeni bir yönetmelik çıktı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Şu anda o yönetmeliğe Türkiye'nin hazır olmadığını görüyorum ben. Yönetmelik Türkiye'nin önüne geçmiş durumdadır. Yani birçok yazılımı illegal duruma düşürdüğünü söyleyebilirim. Ortalığı çok karıştırmamak için daha fazla açmıyorum burada. Dolayısıyla bunlar ben yaptım oldu zihniyetiyle olmaması gereken bütün paydaşların bir araya gelerek bilinçli bir şekilde toplum sağlığı adına atmaları gereken adımlar olarak ifade ediyorum. Burada bu kadarla kalayım. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son çıkarttığı yönetmeliğe lütfen alıcı gözüyle arkadaşlar bir baksınlar. Değerlendirme, inşa, uygulama, bakım ve optimizasyon aşamaları için teknoloji uygulama ve proje yönetimi ilkelerinin tanımlanması gibi konular var.
Şimdi eczacılık bilişimi eğitimini nasıl yapıyorlar dünyada gördük. Bizim için hedef olarak koyduk. Bu eğitim arkadaşlar öğrencileri bilişim uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmaya, yararlarının yanında sınırlamalarının neler olduğunu da anlamaya yönlendirmesi lazım eczacılık bilişim eğitiminin. İmkanları bilmeleri lazım, sınırlılıklarını da bilmeleri lazım. Mevcut sağlık hizmet ortamının incelenmesi, öğrencilerin gelecekte kaçınılmaz olarak bir parçası olacakları uygulama modeli bakımından çok önemli. Bu yeni teknolojilere ve yeni faaliyet alanlarına işaret ediyor buradaki yeni sinyaller. Eczacılar için ortaya çıkan bu yeni görevler çeşitli faktörlerden etkilenerek ortaya çıkıyorlar ve gelişiyorlar. Burada devletlerin çabaları var. Düşünün bir pandemi geldi, HES kodu olayı çıktı. Yani bence HES kodu hani küçümselecek bir olay değildir. 80 milyonluk bir ülke için büyük bir olaydır. Aniden çıkan bir duruma karşı bir reaksiyon olarak çıkmıştır. E-nabız uygulaması, biraz sonra değineceğim bunlara. Bütün bunlar eczacılığın geride kaldığı olaylar. Eczacılığın bunların içinde olması gerekiyordu. Hatta bunlara önderlik etmesi gerekiyordu. Eczacıları birinci basamak hizmet sunucusu olarak tanımlattık. O yönetmelik de çıktı. Yani yıllarca mücadelesini verdim. O işin bir önderliğini yaptım. Hoca da hatırlayacaktır, dekan hocamız. Onun çok mücadelesini verdim ben o birinci basamak sağlık hizmeti için. 2000 Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetindeyken 2008 yılında sosyal sağlık uygulama tebliğine girmesini sağladık ama yasa yenilenen eczacılık yasasına ya da ona bağlı çıkan eczacılık yönetmeliğine bir türlü koyamamıştık onu. Bu pandemide şartların zorlamasıyla eczanelerin birinci basamak sağlık hizmet sunucularını oldukları ortaya çıkınca o da kaçınılmaz olarak geldi. Hayat gerçeklerini dayatıyor. Ama bunun temin söylediğim gibi ne yapar bunlar? Nedir bunların hizmet alanları? Serbest eczanelerde hizmet veren, ben onu toplum eczanesi diyorum onlara. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Bu görev tanımları henüz yok. Bunlar muallakta. Onun için eczacılık bilişimi bu bakımdan da çok önemli ve burayla direkt göbek bağı olan bir konu. Dolayısıyla geçmekte olan ilaç kullanım teknolojileri ve eczacılık faaliyetlerine baktığımızda burada çok çeşitli konular var. Bunları da başlıklar halinde sizlere sunmak istiyorum. Bunlar şunlar. Elektronik sağlık kayıtları, klinik karar destek sistemleri, bilgisayarlı order girişleri, akıllı infüzyon pompaları, eczane bilgi yönetim sistemleri. Şimdi bunlarla ilgili diyeceksiniz ki bunlar zaten var. Hayır, bunlar sürekli gelişiyorlar. Bunlar durağan yapılar değil. Bir yandan kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak sınırlanıyorlar, anonimleştiriliyorlar. İstatistikler de önemli buradan gelen devletler için. Diğer yandan da mesleğin ilerlemesi hastalara etkin sağlık hizmeti sunulabilmesi için işte farmasötik bakım, ilaç tedavi yönetimi vesaire bütün bunların alabilmesi için bu sistemlerin sürekli yenilenmeleri ve birbirlerine olan bağlarının doğru bir şekilde entegre olması lazım. Yani çok sıkı bağlanma bazı hallerde çok ciddi sorunlara da yol açabilir. Dolayısıyla burası ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Klinik ilaç yönetimi konusu gelecekte eczacılık bilişimiyle ilgili olarak. İkinci büyük alan ilaç hazırlama ve dağıtım yönetimi. Dediğim gibi bunların detaylarına zamansızlık nedeniyle girmiyorum. Burada kullanılan teknolojiler otomatik iş akış sistemleri, yine eczane bilgi yönetim sistemleri, ilaç takip sistemleri, analitik ve ölçü bilim alanlarında verimliliği, operasyonel verimliliği artırmak, ilaçların sağlıklı bir şekilde hastalara güvenli bir şekilde dağıtımını sağlayacak teknolojik ilerlemeler sağlanması gerekiyor ve bu alanlar geleceğin çalışma alanları olarak görülüyor eczacılık bilişimi açısından. Şimdi eczacılık bilişiminde uzmanlığa biraz değineceğim. Buna Pharmacy Informatics Specialist deniyor. Bu klinik eczacılığa Amerika'da klinik eczacılığa önderlik etmiştir Amerika Birleşik Devletleri. Bu bir uzmanlık alanı. Bu uzmanlık alanı soldan başlayarak erken stajlar,
eczacılık eğitimi sırasında, lisans eğitimi sırasında erken stajlar, ileri stajlarda bu pharmacy informatics bilgisi öğrenci tarafından alınmaya başlanıyor. Eğitim boyunca teorik didaktik derslerle tabii ki beslenerek bu oluyor. Hem uygulamalı hem teorik. Temin anlatmaya çalıştık. Daha sonra uzmanlık geliyor. Bakın uzmanlık bunun üstüne geliyor. Ben Türkiye'de de bunu söylüyorum. Yani Türkiye'de siz klinik eczacılık temel eğitimini, tüm eczacılığın bugüne kadarki kadim eczacılık bilgilerini, temel eczacılık yaklaşımlarını içinde tutarak bunu klinik eczacılıkla kaynaştırmadıktan sonra siz eczacılıkta, uzmanlıkta başarılı olamazsınız. Mümkün değil. Bu çatıdan bina inşa etmeye benzer, havada, temeli olmadan. Bu temelin üzerine inşa ediliyor uzmanlık. Klinik eczacılık uzmanlığı. Fitofarmasi uzmanlığı denen uzmanlık da aslında klinik eczacılığın konularından bir tanesi. Bir konu. Bir ayrı uzmanlık değil. Bu da zaman içerisinde göreceksiniz, ben söylüyorum. Bence oradaki çocuklarımızın klinik eczacılığa en azından bir sene daha uzatılarak klinik eczacı olarak mezun edilmeleri lazım. Bu benim fikrim. Burada da söylemiş olayım. Bu çok önemli. Bakın bir konudur diyorum. Geçiyoruz. Ondan sonra isterseniz şöyle devam edelim. Uzmanlık mezuniyet sonrası önce lisans diploması, ondan sonra postgraduate year one dediğimiz uzmanlıkta birinci yıl genel uzmanlık becerileri, onun üzerine ikinci yılda eğer devam ederse, çünkü Amerika'da uzmanlık postgraduate year one'da kesilebilir, yani ilk yılda bitebilir, ayrılabilir, buradan alır diplomasını, ama yan dal olarak ilerlemek istiyorsa adeta bir yan dal olarak pharmacy informatics, yani önce lisans diploması, bir yıl uzmanlık, onun üzerine eczacılıkta gerçek manada uzmanlık olayı geliyor. Olay böyle. Ama şu gerçek de var. Eğer bir eczacıda bilgi teknolojisi background'u varsa, kendi kendini yetiştirmişse, deneyimi varsa bu konuyla ilgili olarak, uzman olmadan da eczacılık bilişimi alanında mükemmelen çalışabilir. Bu Amerika için de geçerli, burası için de geçerli. Ve işte ne yapar bu uzmanlar? Ne yaparlar? Klinik bilgi sistemlerinde ilaç tedavi güvenliğini arttırırlar. Farklı eczacılık sistemleri arasında integrasyonu artırarak eczacılık hizmetlerinin düzenli olmasına yardımcı olurlar. Hasta bakımıyla ilgili hasta bakımını artıracak klinik bilgi sistemlerini çalıştırırlar. Bunları geliştirirler. Ve işte elektronik veri girişi, order girişiyle ilgili geliştirmeler yaparlar. Nerelerde, ne işler yaparlar bunlar? Bunlar, biraz sonra söyleyeceğim, hastanelerde çalışırlar veya bu tür yazılımları geliştiren firmalarda çalışırlar. Mesela hastanelerde çalışırlarken bu sistemler, hop dur, sen endike olmayan, bu hastada endike olmayan bir ilacı veriyorsun şu anda hastaya diye bir uyarı geldiğinde duruma müdahale ederler. İşte hastaların ilaçlarının verildiği dolapların sistemle olan, orderlarla olan ilişkisini kontrol ederler. Düzgün gitmesini sağlarlar yanlışlık olmaması için. Hasta güvenliği, hasta tanıma, hasta güvenliği üzerinde giderler. Bu tür işler yaparlar. Dediğim gibi ya hastane ortamlarında çalışırlar bu üst düzey uzmanlar, ya da elektronik tıp yazılımı üreten, elektronik bilgi kayıtları üreten firmalarda çalışırlar. Ama bu da bir Amerikalı uzmanın sözü. Oldukça yeni, 2020'de söylemiş. Eczacılık bilişiminin zor gerçekliği adı altında. Hiç kolay bir iş değildir. Niş bir iştir, bakın. Gündelik olarak kullanılandan bahsetmiyorum. Uzmanlık için söylüyorum bunu. Yoksa eczacı bilişimini bütün eczacılar temel düzeyde bilmek durumundalar. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar. Çünkü adeta eczacılığın kendisi haline gelmiştir artık. Dolayısıyla eczacılık bilişimi sadece yazılım değildir arkadaşlar. Sadece farmakoloji de değildir. Sadece farmakoterapi de değildir. Yani eczacılık bilişimini sadece software, yani yazılım olarak görürseniz çok büyük hata yaparsınız.
Bunun arkasında korkunç bir tıp, farmakoloji, farmakoterapi, bilimi desteği olması gerekiyor. Yoksa ilaç listesinden öte şeyler hazırlayamazsınız. O eczacılık mesleğinin gelişimine hizmet etmez. Peki bunları söyledik dış dünyada. Şimdi artık sonuna doğru geliyoruz. Türkiye'de eczacılık bilişiminde kilometre taşları neler? Hocam vaktim var mı? Ben uçtum gittim. Ne alemdeyiz? Hocam keyifle dinliyoruz. Ama bir 10 dakika için. Bir 10 dakika belki en fazla. Çok iyi olur. Evet. Tamam. Türkiye'de eczacılık bilişiminde kilometre taşları neler? Ben kendime göre yaptım bu kilometre taşlarını. Lütfen unuttuklarım, saymadıklarım olursa kimse kırılmasın. Ben bu tarihlerden bahsettiğim de temin teksir kağıtlarından bahsettim falan. Arkadaşlar bazen benimle dalga geçiyorlar, gençler benim ekipteki. Levent Hoca'nın belden aşağısı petrol diyorlar. Veya Levent Hoca bu işlere girdiğinde daha yer kabuğu sıcaktı diyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Halbuki şöyle bir gerçek var. Gerçekten ben bu işlere girdiğimde fakültenin en genç öğretim üyelerinden bir tanesiydim. Ve zaman çok hızlı geçiyor. Ve gelişmeler çok hızlı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çok hızlı oluyor. Ama bazı gelişmeler özellikle toplumun eczacı topluluğu olarak bir alt kümesini mesleki olarak ilgilendiren bazı gelişmeler başa bir takım şeyler gelmeden çok kolay anlaşılmıyor. Örneğin 2008'de birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olayını dekanlarla Sağlık Bakanlığı'na gidip sosyal sağlık uygulama tebliğine koydurttuk. Fakat onun yönetmelikte yer alması 2022 yılında oldu arkadaşlar. 2022, 2008, 2022. Yani inanılmaz. Çok geç. İşte bunlar mesleğin ilerlemesinin önünde büyük engeller oluyorlar. Şimdi bu fosil pozisyondaki hocadan birkaç kilometre taş. Bir kere Türkiye'de eczacılık fakülteleri içinde ilk kez Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi internetin daha ortada olmadığı bir dönemde European Academic and Research Network adı verilen örne bağlandı. E-posta kullanımı, file transferi, Windows falan yazılım yok. Daha Windows ortada yok. Öyle bir şey yok. Bilgisayarlarda hard disk yok. Çift disket sürücüler var. İki tane disket süreceğin yana bunlarla şey yapıyoruz. Bilgisayar denince IBM'i anlıyoruz. IBM diyoruz. Yani bilgisayar lafı da yok zaten. IBM lafı var. Böyle başladı. Ben bilgisayarla ilk kez 1983 senesinde Belçika'da Anvers kentinde oradaki yaptığım çalışmalarda karşılaştım. Ama böyle kişisel bilgisayarlar yoktu. Tezler yazılıyordu sekreterler tarafından. Hiç kimse kullanmıyordu. 83'ten sonra 85'te ikinci kez gittiğimde ilk kez Optima marka bilgisayarların laboratuvar mankolarında görüldüğünü ve bizim tarafımızdan kullanılmaya başlandığını araştırmacılar tarafından gördüm, şahit oldum ve bizzat kullandım. Sene 1985. DOS yok, düzeltiyorum. DOS var, Windows yok. Windows daha ortada yok. Siyah beyaz ekranlar. İşte o örnü görüyorsunuz. Bakın hiçbir şey tesadüf değil. Görüyor musunuz? O zaman ULAKNET var. Merkez neresi? Avrupa'dan bakın yukarıda yabancı bir kaynaktan alınmıştır. EARN Europe 1987 diyor. 1987. Nereye geliyor? İzmir'e geliyor. Not İzmir'de. İzmir'den Ankara'ya ve İstanbul'a dağılıyor. Işıkları içinde uyusun. Bugünkü fütürist ve girişimci Alpan Manas'ın babası Oğuz Manas, Profesör Doktor Oğuz Manas ışıklar içinde uyusun. Ege Üniversitesi'nde bilgisayarı tanıştırmıştır. Bilgisayar yazılımlarını tanıştırmıştır. Benim de hocamdı. Müthiş bir insandı. Müthişti. Dolayısıyla örnekle başladı her şey ve 1990'larda Türkiye kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına şahit oldu. Eczaneler yavaş yavaş 1990'larda tek tük başladılar. Ve kişisel bilgisayarlarda DOS ortamında çalışan eczane yönetim yazılımları kullanılmaya başlandı. Ve ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de internete 1993 yılında girdi. İşte size 1992 ve 1993'ten Türkiye'nin internete girdiğine dair o günün gazetelerinde Türkiye internet bilgisayar ağına bağlandığı manşetlerini getiriyorum ekranlarınıza. Ve nihayet Türkiye'de eczacılık fakülteleri arasında bir ilk olarak biz
benim önderlik ettiğim bir grup farmakoloji ana bilim dalından ve diğer bazı ana bilim dallarından arkadaşlarımızla birlikte Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde internet sitesi hazırlama macerasına giriştik. Bu inanılır gibi bir şey değildi o gün için. Ve bu siteyi o dönemin çok önemli, çok önemli küresel bir eczacı toplayan portalı olan FarmWeb'de indekslenmesini sağladık. FarmWeb'de yazışmalarımız vardı. Daha sonra diğer fakülteleri buraya davet etmeye başladık. Dedik ki gelin Eczacılık Fakültesi'nin Ege Eczacılığın portalı altında bunu yapalım. Neyse bu işler böyle ilerlemeye başladı. Ve bu şey içerisinde 1995-96'lı yıllarda yine Türkiye'de ilk kez benim önerimle Eczacılık Fakülteleri arasında biz öğrencilerimize temel bilgisayar eğitimi ve eczane yönetim sistemi kullanımı eğitimi derslerini koyduk. Eğitim programına. Bakın sene 1995. Size öğrenci profilini anlatıyorum. Öğrenciler, bırakın öğrenciler, hocalar. Mouse'u bilmiyorlar. Hardware nedir, software nedir bilmiyorlar. Çok doğal. Çok doğal. Benim bilme şansım yurt dışında bununla karşılaşmamdı 1985'te. Ve ilgimin doğmasıydı. Ve Oğuz Manas Hoca'nın, ışıklar içinde uysun, Ege Üniversitesi'ndeki bütün fakültelere birer bilgisayar laboratuvarı kurmasıydı. Bütün fakültelere kurdu bilgisayar laboratuvarını. Yani bizim laboratuvarımız, bizim fakültemizde 7-8 bilgisayar vardı. Hüsnü Can Başar Hoca'nın ziyarete geldiğinde, onu da kulaklarını çınlatalım, bizim o laboratuvarımızı ziyarete geldiğini hatırlıyorum. Bunlar anekdotlar orada. Ve nihayet biz o dönemde, şu anda o kadar pişmanım ki size bir şey bile gösteremiyorum, bir grafik bile gösteremiyorum. Türkiye'de bir Arix Media Pharma'nın adeta ön fikri olan, onu ayrı bir toplantıda inşallah anlatırız, ömrümüz yeterse, Türkiye İlaç ve Eczacılık Ağı'nı kurduk. Dedik ki temin söylediğim gibi, tüm ilaç sektörü, tüm fakülteler, nasıl ki FarmWeb var dünyada, biz onun altında yuvalanıyoruz. Madem ki bilgisayar altyapımız da güçlü o dönem için, bütün fakülteler, bütün ilaç endüstrisi gelsin, bu bizim Türkiye İlaç Eczacılık Ağı altında kümelensinler hep beraber ve biz buradan etkileşelim. Biz buradan bilişimi çıkartalım. Bu siteyi hazırladık. Bu siteyi hazırladık. Bununla da kalmadık. İşte sene 1996. Onun arkasından olmayınca, başarısız olunca 1996'da Arix Media Pharma projesine doğru yelken açmak zorunda kaldık. Yoksa biz bu projeyi bütün Türkiye için tasarlamıştık. Ama maalesef fakültemiz tarafından anlaşılamadık o dönemde ve yalnız bırakıldık. Ve Arix Media Pharma ilaç bilgi kaynağı bir CD-ROM olarak ilk kez, bakın 1996'da başladı, 4,5 sene sürdü ilk çıkışı. 2000 yılında çıktık, Işıklar İçinde Uyusun İsmi Eczacı Odası Başkanı bizi o dönem destekledi, Levent Kavacık. Şu anda bu resimde bulunan sol taraftaki 3 kişi hayatta değil. Ve benim için çok değerli insanlar onlar. Bir tanesi dünya çapında bir bilgisayar yazılımcısıydı. Evet, Arix Media Pharma interaktif ilaç bilgi kaynağı CD-ROM olarak çıktı. Kendi CD-ROM'umuzu Türkiye'de CD basılmadığı için Avusturya'da Sony'ye gönderdik. Sony DADC firmasına. Orada basıldı, kendi ürünümüzü Türkiye'ye gelirken ithal ettik İstanbul Gümrüğü'nde. Tüm eczanelere dağıtıldı. Bunlar tarihi önemi olan şeyler, bilinmesi lazım. Türk Eczacılar Birliği tarafından 2003-2004 yılında Arix Media Pharma Türkiye'deki bütün eczanelere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu önemli bir adımdı Türk eczacılığında ve Türk eczacılık bilişiminde. Ve Arix Media Pharma zaman içerisinde gelişerek artık bugün Türkiye'yi değil, dünya ilaç bilgisini takip eden, dünyaya bakan ve dünyada anlık olarak var olan bütün ilaçları anlık olarak günü gününe, saati saatine takip eden bir ilaç bilgi kaynağı haline geldi her şeyle. Beşeri ilaçlar, veteriner ilaçlar, ilaç etkin maddeleri, tıbbi bitkiler, ilaç yardımcı maddeleri, gıda takviyeleri, kozmetikler, ilaç etkileşmeleri, Arix Hubble dediğimiz çok özel bir yazılım, karar destek sistemleri, reçete analiz modülü ve farmakoekonomik verilere erişilmesini sağlayan, bütün bunları içinde barındıran, ne bileyim Süreyya Ayhan örneğin doping olayı çıktı. Doping olayının
Arxmedia Pharma tarafından reçete analizinde kullanıcılara aktarılması sağlandı. Daima ihtiyaçlara bakılarak geliştirildi. İnovasyon ve etkinlik bu yolda yapılmaya sağlandı ve hala da sürdürülüyor. Bir yandan teknoloji gelişti, cep telefonları, onların aplikasyonları gelişti. O zaman mobil uygulama hayata girdi. Mobil uygulamalarla ilgili çalışmalar hem sektördeki diğer üretenlere yardımcı oldu, hem önder oldu, olmaya da devam ediyor. Onun arkasından Arxmedia Pharma'nın bir eczane yönetim sistemiyle merge edilmesi, birleştirilmesi olayı gündeme geldi. Bunların hepsi bir prestij projesi bunlar. Yani bunların hiçbirinde bir ticari kaynak yok. Bir ticari beklenti olmadı. Hocam bilecektir. Arxmed, bugün burada açıklıyorum. Arxmedia Pharma gücü yettiği ilk günden beri ama son 10 yıldan beri bütün eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerine ücretsiz olarak dekanlıkların isteği üzerine gönderilmektedir arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yıllık öğrencilere ulaştırılan Arxmedia Pharma sayısı 8 bin ila 10 bin arasında değişmektedir. Ve bundan çok mutluyuz. Bundan çok mutluyuz. Bu bizim Türk bilişimine bir şeyler kattığımızın ifadesi olarak alınmalı. Öyle görüyoruz. Ve peki bu kilometre taşları arasında başka neler var? Demin söyledim, unuttuklarım olabilir. Ben kendi yakınımdakileri söyledim. Sosyal Güvenlik Kurumu Medula uygulaması. Hasta ve diğer uygulamaları Medula'nın. Medula Eczane ve diğer uygulamaları. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi uygulamaları. Birçok firmanın yaptığı. Ürün takip sistemi ülke çapında uygulaması. E-Nabız uygulaması. Hayat Eve Sığar uygulaması ve benzeri uygulamalar. Bunlar hepsi ama hepsi tıp bilişiminin içindedir ve eczacılık bilişimi bunlarla çok yakından alakalıdır ve gelecekte de bunlarla ilgili olacaktır. Ve artık son birkaç slaytım. Gelecekte ne olacak derseniz, bakın vücut kısımlarına takılan taşınabilir tıbbi ve sağlık cihazları var. Gözlükten tutun da yeleklere kadar, işte benim elimdeki saate kadar oksijenimi ölçüyor, bilmem neyimi ölçüyor falan falan. Yani bütün bunlar, bütün kalp atışımı, bütün bunlar bu big data'nın içine girecek bir yerde. Umarım anonimleştirilerek. Yoksa robotlaşırız. Yani birinin büyük, biri gözetliyorun parçası olmak da var burada. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Çok bilinçli gitmek lazım. Bunlar var. Ve hatta o kadar ileriye gitti ki artık vücudun, bırakın kan basıncını, nabzı ölçmeyi, cildin belirli bölgelerindeki periferik kan akışını piezoelektrik kuralları çerçevesinde ölçen bir takım cihazlarla gidiyoruz. İş aldı başını gidiyor yani. Bunlardan akan verilerin ilaçlarla bağdaştırılarak klinik eczacılığa ve eczacılığa olan ilgilerini, bakın klinik eczacılık dediğimde lütfen hastaneyi falan düşünmeyin sadece. Serbest eczaneleri de düşünün. Oradaki hizmetleri de etkileyecek buradaki dönüşüm. Ve bakın Waterloo School of Pharmacy bir proje yapıyor. Dronlarla eczacılık hizmeti. Bunun videosu var. Zamanımız olmadığı için oynatmayacağım. Bakın bu eczacılık fakültesinin projesi. Dronlarla ilaç gönderiliyor hastaya. Bu çok güzel bir video bu. Bir buçuk dakikalık. İlaç hastaya varıyor. Hasta ilacı alıyor. Ve böylece düşünün yani. Bunu şöyle düşünün. Dağın başında bir yerde kalmış eczaneden uzak veya hasta bir insan. Yani bunu illa böyle rekabet açısından bakmayın. İşte bunların düzenlenmesi, görev ve yetkilerinin tanımlanması ulusal eczacılık meslek standartları içerisinde olmak mecburiyetinde. Bakın dedim ki telefarmasi uygulanıyor. Siz düşünün, bir yanda telefarmasi var. Bu ilaç gitti, telefarmasi üzerinden de ilacın kullanılmasıyla ilgili danışmanlığı verecek eczacı oraya. Arkadaşlar bakın bu konseptler, bunlar basit işler değil. İnovatif düşünceler bunlar. Bugün artık bence inovasyon olmaktan da çıktı. Bunlar artık hayata geçirilmesi gereken gerçekler. Baştaki slayta geri döndüm. Bilişim demek, inovasyon ve verimlilik demek. Biz eğer mesleğimizi yaşatacaksak, ileri götüreceksek, basit bir serbest eczaneler çoğunluğumuzu oluşturuyor hizmet alanları içinde. Eğer diğer alanlar da var, hastane eczacılığı, endüstri eczacılığı, ne bileyim işte devletteki eczacılık, TİPCK, Türkiye İlaçlı Bir Cihaz Kurumu falan filan. Yani buradakilerin hepsi. Bunların hepsi bilişimle yakından alakalılar ama kendi kafasına göre bunların hiçbiri bir şey yapmamak durumunda. Ortak yapılacak,
adım adım gidilecek ama bu adımlar böyle yıllarca sürmesi gereken adımlar değil. Bakın şu konuşmanın derlenip toparlanması işte aşağı yukarı 48 saat içinde oldu. Ama daha da çok eksik var. Çok şey anlatabilirdim ama şunu görüyoruz. Bilişim demek, inovasyon ve verimlilik demek. Mesleğe yaşaması için onu basit bir perakendeci gözüyle görülmemesi, bir sağlıkçı niteliğinin kazandırılması farmasi informatiksiyle olacaktır. Eczacılık bilişimiyle olacaktır. Bunun için bu eğitimler şarttır. Bunun için meslek uygulama standartları yani eczacının, her alandaki eczacının görev tanımları şarttır. Eczane eczacısı için, hastane eczacısı için, kamuda çalışan eczacı için, endüstride çalışan eczacı için falan falan. Burada da bilişim her şeydir. İnovasyon ve verimlilik bağlamında da. İşte toplum eczaneleri ilaç sunumunun ötesinde artık bir semt sağlık ve refah merkezi olarak yeniden göreceğiz bunu, markalaşma sürecine girecek. İnanın bana eczaneler güzel bir yere doğru gidecekler. Ama hangi eczaneler? Katma değer yaratan, sağlık hizmeti sunan eczaneler. Eczanelerin kazancı, inanın bana, eğer perakendecilikten olacaksa eczacılık bitecek. Ama eğer sağlıkçı olarak gidecekse eczacılık sonsuza kadar yaşayacak. Sağlık hizmeti sunarak yaşayan eczane modeli, toplum eczanesi modeli, pandemide de gördüğümüz gibi değişen koşulların zorlamasıyla halkın da katılımı sağlanarak, bakın halk katılacak, yaygınlaşacaktır. Fakültelerin burada üzerine bir şey yapması ve buna uygun eczacı yetiştirmesi gerekiyor. Bunu görmesi gerekiyor. Eczacılar ayrıca kronik rahatsızlıkları olan kişiler için kişiselleştirilmiş bakımı destekleme bağlamında da kilit sağlık çalışanları konumuna yükselecekler. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, eczacı fakülteleri sayısının ülkemizde kontrolsüz bir şekilde artması, çok fazla eczacı mezunu verilmesi mesleği tehdit ediyor. Fakat bir olay var. Bakın, bizim doktorlarımız da ne yaptılar? Bir takım hak arama arayışları içine girdiler. Özellikle aile hekimleri. Dediler ki, bizim yükümüz, bakanlık dedi ki onlara, hastaları, kronik hastalıkları olan hastaları takip edeceksiniz. Onlar da dediler ki, birçok isyan ettikleri haklı birçok yön var. Bir tanesi olarak da dediler ki, biz buna yetemeyiz. Yani biz kronik hastalıkların takibini, bunların tedavilerinin takibini hasta hasta yapamayız. İngiltere de aynı sorunla karşılaştı. 2016 yılından beri İngiltere'de aile hekimliği eczacıları var arkadaşlar. Milyonlarca pound para harcanıyor bu işe. Neden? Eczacıların kara kaşı kara gözü için mi? Hayır. İşte o takibi, demin söylediğim, bizde de sorun olan takibi yapmak için aile hekimliklerinde görevlendirdiler eczacıları. Bakın bunlar temel klinik eczacılık becerisi almış eczacılar. Yani eczacı fakültesi mezunları bunlar. Sağlık sisteminin parçası haline geldiler. Bir önemli not daha buradaki bütün arkadaşlarıma. İngiltere'de eczacılığın bu kadar inovatif ve bu kadar efektif olmasının veya olmaya çalışmasının, öncü olmasının temel faktörlerinden biri nedir biliyor musunuz? Devlet katında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda örneğin, örnek veriyorum. Orada NHS'de, NHS, Ulusal Sağlık Hizmet Sistemi'nde eczacıların üst düzeyde şube müdürlüklerinde, karar verici pozisyonlarında görev almaları sonucu olmuştur. Bunu Birleşik Krallık Eczacılar Birliği Başkanı'nın bir konuşmasında ararsanız internette bulabilirsiniz. Yani biz eczacıların bilişim eczacılığı, klinik eczacılık, katma değer yaratan bütün bu olaylarda etkinleşerek devlet katına da tohumlama yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa sözümüzü dinletmemiz toplumumuz adına, kaliteli sağlık hizmeti sunma adına çok zor durumda kalacaktır. Dolayısıyla aile hekimliği eczacılıkları, GP farmasist oluyor bunlar. Bunların hızla Türkiye'de de klinik eczacılığı buralar için hazırlanmaları çok önemli bir yeni istihdam alanıdır. Bakın, kitlesel istihdam alanıdır diyor. Bunu geçiyorum ve önce eczane diyorlar artık. Önce eczane, yani sağlık sisteminin içerisinde eczacı birinci basamakta, toplum eczanesi gatekeeper, kapı tutucu olarak sağlık sistemini koruyacak, kollayacak, hastaları koruyacak. Neden? Sağlık sistemine gereksiz yere üst basamaklara, ikinci, üçüncü basamağa çıkan hastalar sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle o basamaklarda sistemi zorluyorlar, gereksiz yere gidenler. Yanlışlık yapılırsa birinci basamakta, iyi yetişmemiş bir eczacı oyalarsa hastayı aşağıda,
Yani bir triyaj merkezi olarak aile hekimliğine bile gitmeden evvel eczaneden geçerek gitmesi düşünülüyor. Böyle bir model var. Önce eczane kavramı benim attığım bir kavram değil. İngiltere'de olan bir kavram. Lütfen takip edin. Pharmacy first kavramı. Eczaneden geçerek aile hekimliklerine. Ondan sonra onlardan da işte ikinci basamak vesaire şeklinde. Burası triyaj merkezleri. Bunda, buralarda klinik eczacılığa ihtiyaç var. Evet. Ve bitiriyorum artık. Sabrınızı çok zorladım, farkındayım. Geleceği tahmin etmek isteriz. Arkadaşlar, geleceği tahmin etmeye gerek yok. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Ben onu yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar bu imkanı bana verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Büyük bir keyifle, dikkatle baştan sona dinledik sunumunuzu. Çok önemli şeyler söylediniz. Tarihsel gelişimi sizden dinledik ama gelecek için de çok ufuk açıcı. Burada dinleyen hem öğrencilerimiz, hem meslektaşlarımız, hem bizler için gerçekten önemli anahtar kelimeleri de verdiniz. Teşekkür ediyorum. Benim bir teşekkürüm de gerçekten oluşturduğunuz Arix Media Pharma için. O da mesleğimize çok önemli bir katkı. Fakültelerimize de çok destek oluyorsunuz. Ben hem Hacettepe'deki dönemde hem Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki dönemde bunun en yakın şahitlerindenim. Burada da bir kez daha teşekkür ediyorum bu destekleriniz için. Sağ olun. Ne hocam. Mutlu bizim. Somer, belki soru varsa sen bu kısmı yönetir misin lütfen? Teşekkür ediyorum ben hocam. Evet hocam, gerçekten yani mükemmel bir sunum oldu. Ben tüm katılımcılarımıza da şu bilgiyi de vereyim, detayları da öğle arası vereceğim. Bu sunumları tekrar izleme şansınız olacak. Eminim ki Levent hocamın bu sunumunu ben de defalarca önemli ayrıntıları tekrar tekrar izleyeceğim. Şimdi hemen bakıyorum. Hep fazlasıyla yoğun bir teşekkür var. Özlem Bütüner hanımefendi, yıllar sonra tekrar sizin dersinizi dinlemenin keyfini iletti ve size de selamlar, saygılar iletti. Sağ olsun. Hocam, ben mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. Ben sadece bir cümleyle şöyle müsaadenizle eklemek isterim. Değerli hocam, doğum tarihinin bilişim kavramının tanımlanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin bence çok anlamlı da bir tesadüfü de var. Fosil. Estağfurullah hocam. Yani biz şimdiki çocuklarımıza teknolojinin içine doğdu diyoruz ama siz zaten bilişimin içine doğmuşsunuz hocam o tarihte. şunu diyebilirim. Biz de Lokman Hekim Üniversitesi olarak gerçekten bizim de genlerimizde hani vizyonerlik, girişimcilik var. Bu bilişim eczacılığı, eczacılıkta bilişim konusuyla ilgili biz de sizin bahsettiğiniz üzere geleceği yaratmak adına da zaten 14 haftalık dersi müfredatın temellerini attık. Sizin bu sunumunuzun en başında olan amaç belki de bizim ilk en temel amacımız olacak. Yani bizden mezun olan gencimiz kendi günlük hayatında yetecek kadar bilgiye, donanıma sahip olmalı ki hani hem kendi kariyerine, mesleğine yön verebilsin. Bu anlamda bilinçli şekilde. Bunun için de size tekrar teşekkür ediyoruz hocam bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok mutlu oldum duyduğuma. Küçük balık daima hızlı hareket eder. Öyle olsun. Evet efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere, bütün öğrencilerime, varsa hocalarıma, onları tabii göremedim, ben konuşmacı olduğum için takip edemedim. Hepsine tekrardan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Pandemiden bir an evvel arınıp sağlıklı, güzel günlerde, ekonomimizin düze çıktığı, güzel günleri gördüğümüz, savaşın olmadığı, insanların birbirini mutlu etmek için çabaladığı bir dünya diliyorum. Biz dileyelim. Pozitif enerji gönderelim. Pozitif gelsin bize diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.